Yani şimdi siz altlı üstte oturuyorsunuz. Evet abla. Şimdi az çok hani aklı başında bir insansan o gün o gece eve giren tek kişi sensin değil mi Fatih'i canlı gören? Evet abla. Yani babasıyla kavga ederken. Evet abla. Ardından eve çıkıyorsun. Sen eve çıktıktan sonra evin içerisinde başka bir kavga sesi yükseldi mi? Hiç duymadım ben abla başka bir kavga sesi. Ben zaten o evden beni dışarı çıkardılar. Sonra ben yine bir aşağı kapının o Fatih ile fotoğraf çekindiğimiz yerde oturdum. Sonra tekrar kapıyı kulağımı koydum dinledim. Tek ses gelmedi. Daha da bir şey bilmiyorum abla. Sonra eve çıktım işte. Fatih'in evden çıkışını gördün mü? Onu da görmedik ki abla. Senin kapıyı dinlemene sebep olan neydi? Belki bir kavga, bir daha bağırırlar, bir daha kapıyı çalarım diye. Büyük kavgalar oluyor muydu Fatih eve döndüğünden beri? Büyük kavga, ilk defa burada tartıştılar. Yoksa babasıyla yine komikli şakalıklar yapıyorlardı 15 günde. Kaç gündür evde kalıyordu Fatih? 15 gün mü? Evet abla. Yani geleli daha 15 gün mü oldu? Evet, sırf bir kere dışarı çıktı, daha da çıkmadı. Bir kere çıkmadı, ne bir keresi? Denize daha gittik, bir de pikniği denize olarak götürdüler, o kadar. İki defa çıktı. Şimdi bir kere Emir'le dolaşmış. Bir kere şeylerin çağrıların yanına gitmiş. Geldiği yani, gün de çıktı Esra'nın. Denize gittik. Biz üç gece defa parklara da çıktık abla. Şimdi Ahmet telefon hattında, Hasan sen de telefon hattında bekle lütfen. Ahmet. Tamam. Duyuyor musun beni? Ahmet yüksek sesle birazcık. Kapat. Ahmet duyuyor musun? Alo. Ahmet sen misin? Evet benim abla. Şimdi bu yazışmada Hasan'ın sana ima ettiği kişi sadece teyzen değil, başka bir isim daha vermiş sana. Abla işte ismi söylemedi ki bana. Sen sormadın mı? Yok sormadım ben. Ne rahatsınız ya? Abla rahatına bir alakası yok zaten. Hasan bizden bile şüphelendi. Ahmet abi dedi saklıyorsanız söyleyin dedi. Oğlum dedim neyini saklayayım dedi Fatih'in dedi. Yani Hasan senden şüpheleniyor, abin Yusuf'tan şüpheleniyor, teyzenden şüpheleniyor. Sen demedin mi ki benim teyzem oğluna böyle bir zarar vermez? Ya söyledim, da git bunu arayıp söyledim abla. Arayıp Instagram'da söyledim, hatta Instagram'da fotoğraflarını da çekmişti o bir tane abi. Teyzene bu durumu izah ettin mi? Yok teyzeme söylemedim yani araları iyi değil diye söylemedim ben de. Şimdi niye sizden telefonu almanızı istiyor? Of. Fatih'in telefonunu alsanız ne yapacaksınız siz? Sizden ne istiyor? Biz, Hasan ne yapmanızı istiyor telefonu alıp? Biz banka hesabına para atmıştık ya abla. Evet. Biz oradan para çekmiş mi diye onu kontrol edecektik. Bunu annesine biz söyleyebilirsiniz ama siz telefonu ele geçirmeye çalışıyorsunuz. Hayır, bak telefonu almadın ya mı? Ya ne alakası var abla? Ben sana diyorum ki bak anlamıyorsunuz ki ben 100 defa da anlattım siz aynı konuyu tekrardan soruyorsunuz. Ama şimdi bak sinirleniyorsun Ahmet. Yanlış bak şimdi yanlış sizin aranızda ben, şimdi normal iki insan o Fatih'e bir şey yapmış olabilir deyince sizin kuzeniniz gitmiş siz de üçünde dördünde beşinde bu çocuğu ısrarla Çerkezköy'e çağıran birisiniz. Kim diye sorarsınız ya. 70 gün olmuş o dönemde kaybolalı. Ya sen Hasan ne diyorsun? Kim bu? İnsan teyzesinden şüphelenmez ki. Ya, siz hiç kim diye sormuyorsunuz. Bir de aranızdaki ya yazışmada Fatih'in telefonunu ele geçirmeye çalışıyorsunuz. Anneden habersiz. Anneden habersiz. Siz anlamıyorsunuz ki biz. Beni dinlemiyorsunuz ki. Size buyurun cevaplayın lütfen. Buyurun cevaplayın. Ben seni dinleyin anlatacağım. Sevgili İstanbul'a gitti dün. Abimle beraber dedim ki abimi aradım dedim telefonu alın. O günün de telefonu teyzem alacaktı. Teyzemden alacaktı abim. Abim de sinirlendi girip almadı telefonu. O sırada da zaten Hasan yazdı bana. Abi telefonu aldınız mı? Telefon geldi mi? Ondan sonra zaten ben zaten olumlu bir cevap vermedim. Peki siz telefondan nasıl bir bilgiye ulaşmak istiyordunuz? Yani bankanın dışında araştırmak istediğiniz ne vardı? Polise falan gösterin. Biz bankaya para attık ya abla. Evet. Teyzem uğur yazarlığı yok. Milletin şifresi neyini zaten girmişlerdi teyzem gibi. Evet. Biz oradan yani
nasıl söyleyeyim abla sana, banka hesabının hani kullandı mı kullanmadı mı? Ya. Efendim? Bankadaki parayı kullandı mı? Nereden çekti? ATM'den mi çekti? Biz o yönden, hangi ATM'den çektiyse biz ona göre aramaya gidecekti. Ben bu soruyu sana sordum ama hangi bankaya gönderdiniz diye. Tamam abla, ben onu de hatırlamıyorsun. Şimdi şey olarak hatırlamıyorum. 3 tane hesabı var. Birini biliyoruz, söyledin onu. Diğer ikinciyi de biliyorum, üçüncüyü bilmiyorum mesela. Banka hesaplarındaki bir hareketlilik var ise, yani bu da biz hani savcılığa gitti, talep evet. etti, zaten ortada çıkacaktır. Asıl Ahmet, problem ne biliyor musun? Sizin göndermiş olduğunuz o 200 TL, 100 TL hiçbir yerden çekilmediyse, telefon kapandı, tekrar bağlayalım lütfen. Şimdi mesela böyle de bir durum var. Evet Esra Hanım. Yani o diyor ki ben şimdi normal şartlarda Hasan'ın bu mesajında bir şey mi biliyorsun? Teyze bak, Hasan bir şeyler biliyor, polise git, onu bir ifadeye alsınlar derim. Evet. Fatih'e ulaşabilmek için hesabına para gönderiyorsunuz. Evet. Onlara da ulaşmak istiyorsunuz. Evet. Bunlar daha önce talep edilse belki şimdiye kadar çıkardı. Evet, şimdi görüyorum zaten bunları. Asıl ben... korkulan şu. Fatih'in hesabına gönderilmiş olan paralar, evet. bankadan bunlar geldikten sonra hiç ellenmediyse. Evet. Hesap numaralarını falan da biliyor bu çocuklar. Hani giremiyoruz. Giremiyoruz. Bunlar giriyor, şifreyi biliyor. Bu açtık bizenle biz. Ha. Şifreyi verdi bunlar. Evet. Kullanmış mı, harcama yapmış mı? Hangi bankaya? İşte dedi ki bu bankaya sonra üç tane hesabı vardı. Üçüne de girdiler mi? Ben ilk birine girdi. Birine girdi. Birine girdi. Diğerlerine giremedim ben. Dedim şifreni. Ahmet'le Yusuf girdi mi diğerlerine? Onu bilmiyorum ki orada bilmiyorsun. Girdiler Ahmet. Mi? Ahmet. Alo. Beni duyuyor musun? Evet abla, duyuyorum. Sen Fatih Aydın'ın hesaplarına giriş yapabildin mi? Telefon bize gelmedi abla, giriş yapmadık ki. Hiç hesaplarına bakabildin mi? Yok. Bakamadın. Evet abla. Ama sen Fatih'in kullanıcı adını ve şifresini biliyorsan başka bir uygulama üzerinden girebilirsin. Kullanıcı adını bilmiyorum abla. Sadece ben şeyini biliyorum. Adını sen getir abla. Şifresini ben biliyordum. Zaten bir tane de şifre söylemedim ben. Eniştem de telefondaydı. Hı hı. Eniştem de biliyor zaten. Eniştemin de ben o günü konuştum. 4-5 tane aidiyetten şifre söyledim ben. 4 şifre söyledin. 4-5 siz... tane söyledim yani, hatırlamıyorum da söyledim. Enişte dedim bunlara da ne bakayım. O girdiniz mı bu şifreleri? Ben diyor girmedim, girdim. Telefon gel. Girdik bir tanesine de, girmiş. Bir tanesine girdik, ikisine girmedi. Adı ne girdiğiniz banka? Yok. Yok. Diğer ikinci bankaya girdiniz mi G ile başlayan? Yok, ona girmedim. Yok, giremediniz. Diğer Z ile başlayana girdiniz mi? Yok Esra Hanım. Siz bunu kontrol ettiniz mi? Bu hesap hareketleri var mı? Ben geleyim bir bakayım sizin yanınızda, siz beceremediniz diye sen kalkıp geldin mi? İşte abla çalışıyorduk, gelemedik. Gelmedi. İşte hayatım, pazar günü iznin yok mu? Abla şimdi şöyle bir şey ki, ben hayatımda İstanbul'a ben bir kere gittim. O da teyzemlerin yanına gittim. Normalde biz Adımköy'e çok gideriz. Bak ondan bahsetmiyorum. Kardeşinle gelirsin, trene atlar gelirsin, otobüse atlar gelirsin. Gelmedim, gelmedik abla. Gelmedik abla biz. Ama mesela bu çok önemli bir bilgi. O banka hareketi Fatih'e sizi ulaştıracak olan bir bilgiydi. İşte abla, teyzem telefonu alacaktır. Telefonu da alamadı. Teyzeme hayatım, dedim ki, teyze o teyzen dedim, niye kalkıp gelsin? Bir zahmet delikanlı hayır, olan sizsiniz abla, ya. Abla, Fatih'in ikinci telefonunu nereden biliyorsunuz? Ahmet teyzem Bey. Teyzem söyledi. Peki. Teyzem onu ben söyledim. Öğrendim E-Devlet'ten. Sen nereden, E-Devlet'ten mi öğrenmiş? Evet, bunu polise bildirdin mi? Bildirdim. Bildirdin. Şimdi ben söyledim Ahmet... abla, onu savcılığa da söyledim. Peki, şimdi Ahmet telefon hattında bekle. Fatih mahalleden tanıyan bir arkadaşı yayında. Hoş geldiniz, merhaba. İyi akşamlar. İyi akşamlar, nasılsınız? Teşekkürler Esra Hanım, iyi yayınlar. Ay ne olur şöyle elle tutulur, gözle görülür bir şey söyleyin ki bulalım şu çocuğu.
Fatih'le ne zaman görüştünüz? Bu olaylarla ilgili bilgi dahilinde olduğunuz şeyler nelerdir? Paylaşın lütfen. Ben kuzenleriyle alakalı konuşmak istiyorum. Kimle? Kuzenleriyle alakalı. Kuzenleriyle ilgili, buyurun. Mahmut'un üzerine gidene kadar kuzenlerim üzerine gitmiyor. Ben bu işte kuzenlerin parmakları olduğunu düşünüyorum. Fatih'in telefon şifresini, internet bankacılığını hani bilme ihtimalleri ne içindir mesela? Oradan bir ticaret olduğunu düşünüyorum. Fatih'i kullandıklarını düşünüyorum. O gece Fatih, yani o hafta Fatih buraya neden geldi? Bir hafta burada neden kaldı? Hı hı. Kim gönderdi? Size de saçma gelen bir konu var. Gidilen yollar, gidilen yerler, tekrar aynı yere gelip telefonu saatin bırakılması, o gün telefonun kapanması, 3 gün sonra açılması. Hı hı. Fatih bunu yapacak bir çocuk değil. Hı hı. Fatih babasını tehlikeli adam diye kaydedip yıldırım işareti koyacak bir çocuk değil. Kayıt yapmaz yani, ismini kaydetmez, telefonunu ezberebilir. Hı hı. Şimdi o zaman abla. Ahmet'e soralım hemen. Ahmet. Efendim abla. Hani normalde artık şifrelerimiz bizim bu hayattaki mahremlerimiz, evimiz ya. Telefon altındaki ihbarcı da diyor ki hani onlar bu kadar babasına ve annesine saldırana kadar biraz da kendini sorgulasınlar. Fatih'in yani, şifrelerini neden biliyordunuz? Fatih bu şifreleri size niçin abla, paylaştı? Fatih benim şifrelerimi de biliyordu. Hı hı. Benimkini de biliyor. Abiminkini de biliyor. Bizim aramızda nasıl söyleyeyim abla, öyle gizli sahlı olmaz bizim aramızda. Hı hı. Anladın mı abla yani? Birbirinizin hesaplarına girip bakar mıydınız peki? Yok, girmezdim abla da yani bana para atmıştı yani. Ben ihtiyacım vardı, para istemiştim. Hı hı. Yani oradan işte yani hatta bir şifre de söylemedim ben işte yani birkaç defa şifre söyledim. Doğru mu? Şifre söyle de işte girmeye çalıştım. Peki Esra. Şunu da bir tek şifre söylemedim. Eşim girdi şifrelere dedim. Söyledi şifrelere sadece. Fatih'in sizin yanınızdan ailesinin yanına dönmesinde senin annenin ya da abinin ya da senin bir etkin var mı? Hani artık sen evine git, sen buradan ayrıl. Ya da Çerkezköy'de bir olay yaşandı da mı Fatih ailesine dönmek zorunda kaldı? Vallahi Allah nasıl diyeyim ben size? Şimdi Fatih askerden geldikten sonra teyzem dua okutturmuş çocuğa. Tamam mı? Onu söyledi mi teyzem bilmiyorum. Hı hı. Teyzem dua okutturmuş, ondan sonra çocuk 10 gün çalıştı. Çocuk ondan sonra bir gün eve geldi aynı. Ben işten geldim, eve geldi o da dışarıdaymış. Modu düşük Fatih'in. Bildiğin yani böyle soğumuş hayattan, bezmiş bildiğin. Hı hı. En sonunda da işte eme söylemiş. Teyze demiş, ben demiş gidiyorum annemin yanına demiş. Tamam oğlum git gel demiş. Fatih o gidiş gidiyor zaten. Vedalaşmadı mı sizinle? Ben o zaman çalışıyordum Allah. Ben ayrıyetten de iş yapıyorum. Ertesi günü şey yapar, bekler. O gece sizle vedalaşır. Hani yedik içtik, kardeş gibiyiz. Bak banka şifrelerimi bile veriyorum. Evet. Hakkınızı helal edin. Ben ailemin yanına dönüyorum diyerek vedalaşmadı mı? Hiçbir şey demedi Allah öyle. O zaman zaten en son elbiselerini istemişti. Hı hı. Ben aradım Fatih'i. Fatih dedim hatta mesaj attım. Yani tam attım o konuyu abla. Hı hı. Fatih dedim gel dedim oğlum dedim helalleşelim dedim yani elbiseler dedim iç içe ayıralım dedim. Fatih'e ben bunu da söyledim ya, ya meşaz olarak yazdım ya aradım Allah, ikisinden biri yani tam hatırlamıyorum onu. Ama söyledim yani böyle bir şey Fatih'e. Fatih ondan sonra zaten bir şey demedi. Şimdi bak Ahmet, böyle anlattığında da çok garip yani. Fatih'e bir anda esiyor ve Çerkezköy'den ayrılmaya karar veriyor. Halbuki 3 yıldır sizinle beraber. Ya Allah'ı, abla. Size anlatmadığı bak, bir şey olabilir mi? Gizlediği. Şimdi çocuk ara baba sevgisi görmedi, tamam mı abla? Askerden geldik düğün sonra ne olduysa oldu çocuğu. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seviyorum. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.